Bir ekonomist dergisi kapağının analiziyle beraberiz. Kapakta aynen şunlar yazıyor. The next catastrophe. Sıradaki felaket. How to survive it? Nasıl hayatta kalınır? Herkese merhaba. Daha önceki kapaklarında olduğu gibi bu kapağında da gerçekten çok ilginç göndermeler var. Bunlara bakmak istiyorum. Ve daha önceki Ekonomist Dergisi'nin kapaklarında da hepimizi şaşırtan pek çok detay vardı. Gördüğünüz gibi bu sayıdaki kapak diğerleri kadar ilginç. Şöyle bir baktığımızda Üçlü kanepede oturan muhtemelen bir aile var. Çocukları var ve bir kedi var. Arkada tablolar var ve bir saat var. Şimdi ailede ilginç olan taraf anne ve baba da yani anne ve baba olduğumuzu düşündüğümüz kişilerde gaz maskesi var. Gaz maskeleri salgın hastalıkla alakalı değil. Bu bir Nükleer savaş, kimyasal gaz ve benzeri bir tehlikenin e, olabileceğine işaret ediyormuş gibi geliyor. Yan taraftaki çocuklarına bakıyoruz. Çocuk biraz tedirgin, yüzünden öyle anlıyoruz duruşundan. E, ve başında bir asker miğferi var. Bu da e, yakın zamanda bir savaş olasılığı olduğunu gösteriyor olabilir. Şimdi anne babaya baktığımızda gaz maskelerini takmışlar ve çok rahat duruyorlar. E, bu rahat durmaları e, çocuğun da tedirgin olması bu da farklı bir şeye işaret edebilir. Anne babanın yine korunmalı olması gaz maskesiyle Meydana gelecek tehlikenin bu salgın hastalık olabilir, kimyasal herhangi bir şey olabilir. Büyüklere zarar vermeyeceği, vereceği fakat çocuklara zarar vermeyeceğini gösteriyor olabilir. Çünkü çocukta maske yok. Bir de kedi var, kedide de maske var. Hayvanlara ve belli bir yaş üzerindekilere zarar veren bir tehlikeden söz ediliyor olabilir. Çocuğun başındaki minfer yine askerlik yaşı bu çocuk 10 yaşında gibi olsa askerlik yaşı da 20 yaş gibi olsa yani 10 yıl sonra şu anda çocuk olan jenerasyonun bir savaşla karşı karşıya geleceğini de anlatıyor, anlatıyor olabilir. Evet, evet arkada tablolar var demiştik. O tablolara bakalım. Burada en ilginç olan saat. Saat 12'ye 1-2 dakika var gibi. Yani bir döngünün tamamlanmak üzere olduğu sonucuna varabiliriz burada. Eğer bir felaket olacaksa da felakete çok kısa bir süre kaldı gibi algılanabilir. Bu gündüz 12 olabilir, gece 12 olabilir ama genelde bence anlatılmak istenen bir şeyin sonuna gelindiği çok az bir zaman kaldı diye anlaşılabilir. Şimdi tabloları sağdan sola doğru inceleyecek olursak sağ tarafta güneşte bir patlama var. Gördüğünüz gibi zaten bu gündemde güneşteki patlamalarla ilgili olarak pek çok konu ele alındı. Güneşteki manyetik patlamalar dünya üzerindeki iletişim, elektrik gibi bir Hatlara zarar verme ihtimali de var. E, bu da bir tehlike olarak görülüyor ve tabloda yerini almış. Yine bir nükleer patlama ile alakalı bir tablo var. Bu da e, nükleer bir tehlikeden, bir nükleer savaştan e, söz ediyor olabilir. Hemen yanındaki bu gördüğünüz tabloda ise yine bir e, virüs, salgın hastalık tehlikesi. Henüz geçmiş değil ve bu da burada resmedilmiş. Üç tane ördek görüyoruz burada, yaban ördeği. Bunlar göçmen kuşlardan. Üç tane ördekten şu gördüğünüz iki tanesinin gölgesi yok. Fakat aşağı doğru düşen ya da pike yapıyor olabilir. Bu kuşun gölgesi var. Güneşteki patlamalardan dolayı manyetik alanın ...değişmesi söz konusu olabilir. Veya dünyanın manyetik alanının değişmesi söz konusu olabilir... ...ve kuşun yönünü kaybettiğini düşünebiliriz. Yani bundan çok fazla bir anlam çıkaramadım. Hemen yanında, solunda kuşların daha önce de... ...önce Mayıs ayında sonra da Haziran ayında... ...özellikle Haziran ayındaki gök taşının, meteorun... Sürpriz bir şekilde son dakikalarda tespit edildiği Bu da dünyamız için geç teşhis edilen göktaşlarının, özellikle büyük olduklarında dünyamıza ciddi zararlar verebileceği, tabi bunu da dinozorların yok olmasına da bir göktaşının sebep olduğunu düşünürsek, gök taşı gerçekten dünyamız için bir felaket olabilir. Kısaca şöyle diyebiliriz: Gök taşı büyükse ve dünyamızda herhangi bir yere çarptıysa, Oluşabilecek toz bulutu ve dumandan dolayı çok uzunca bir süre dünyamıza güneş gelmeyebilir. Bu da dünyanın ısısı üzerinde büyük etkileri olabilir. Üretimi özellikle tarımsal üretimi etkileyebilir. Elektrik kesintileri, sanayi ve pek çok şeyi gerçekten çok uzun süreli geriye atabilir. Göktaşı da gerçekten büyük bir tehlike olabilir her şeyi haber vermesiyle önceden tahmin etmesiyle ünlü olan Ekonomist dergisi böyle de bir varsayımda bulunmuş. Umarım gerçek olmaz ama durum böyle. Hemen Göktaşı'nın sol üzerinde gördüğünüz küçük bir buz kütlesi üzerinde bir penguen var. Ve, ve tepede güneş yine olanca hızıyla buzulları ısıtıyor sadece küçük bir buzul kalmış ve üzerinde de bir penguen var. Bu da olası bir küresel ısınmanın daha da artacağını ve bunun da gerçekten iklim üzerinde çok farklı etkiler yaratacağını söyleyen bir felaket tablosu. Onun yanında görmüş olduğunuz yanardağ patlamaları var. Bu da senaryonun ee, bir başka parçası burada da şöyle denilmek isteniyor olabilir çok büyük yanardağ patlamaları bu yanardağ patlamalarının da az önce sözünü etmiş olduğumuz gök taşı çarpmalarında güneş ile dünya arasındaki bir toz bulutu ve duman bulutunun gerçekten iklim değişikliklerine neden olabileceğini de unutmamak gerekir pek çok yanardağ patlaması dünyamızda oldu fakat bu Yanardağ resminin çok daha büyük bir Yanardağ patlaması felaketinin e, beklentisi içinde olduğunu düşünüyorum Ekonomist dergisinin hemen yanında da bir domuz resmi var bu domuz resmine de çok fazla bir anlam veremedim fakat özellikle Avrupa ve Amerika'da domuz e, gerçekten et ürünleri içerisinde belli bir yere sahip. Bu da acaba domuz ürünlerinde özellikle salgın hastalıklarda domuzun fazlaca rolü olduğu, özellikle son haberleri takip ettiyseniz e, bayağı bir ön plana çıkmıştı. Domuzun salgın hastalık yaymasındaki yeri. Bu da domuz çiftliklerinin azalmasına belki de domuz üretiminin sınırlanmasına yol açabilir ve bu amaçla buraya konulmuş olabilir. E, kedideki maskeden az önce bir, biraz söz etmiştik. E, bu yeni e, oluşacak tehlikenin belki de hayvanları da etkileyeceği burada anlatılmak istenmiş olabilir. Burada belki de en önemlisi e, diyeceksiniz ki bu resimde ne anlamı var? prize dikkat ederseniz üst üste iki priz var. Bu prizlerin ikisi de boş. Şimdi burada ne anlamalıyız diye düşünüyorum. Herhangi bir küresel felakette bu dünyaya gök taşı düşmesi olabilir. Herhangi bir manyetik alan ve manyetik bir patlamayla alakalı elektrik kesintisinden olabilir ve bir süre dünyanın elektriksiz kalabileceği burada anlatılmak isteniyor olabilir. Çünkü prizlere takılı herhangi bir şey yok. Ben bunu böyle yorumladım. Bilemiyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu küresel felaketler özellikle ekonomist dergisi ve buna benzer bazı yazarların kitapları her türlü her şekilde karşımıza çıkabiliyor. Burada bir bir algı mı oluşturulmaya çalışılıyor? Valla benim e, aklımı kurcalamıyor da değil. Çünkü e, bakıyorsunuz e, bir virüs tehdidi altına girdik biliyorsunuz. Aylarca evimize kapandık. Yeni yeni kendimize geliyoruz. Fakat şöyle yorumlara da çok fazla artık rastlanıyor. Acaba yani biz e, bunu fazlaca mı abartıyoruz? Pek fazla böyle bir şey yok da bize mi böyle geliyor? Bir algı mı oluşturulmaya çalışıyor? Korkutulmak mı isteniyoruz? Hepimizin aklına böyle şeyler geliyordur. Şimdi mesela burada bu ekonomist dergisi gerçekten bakıldığında tam bir algı operasyonu. Büyük bir algı var. Dünya ekonomisi çok kötüye gidiyor. İnanın Amerika'da işsizlik milyonları aşmış, 10 milyonları aşmış. Ee, Birçok ülke ekonomik iflasın eşiğinde. E, tabii ki bir şekilde bir şeyler yapmak lazım. E, dikkatleri bir yere çekmek lazım. Ve bir mega plan var. Bu mega plan e, ne yapılmaya çalışıyor bu mega plandan? Ki her yönden algı operasyonu. İşte kimi zaman uzaylılar gelip istila edecek. Kimi diyor gök taşı çarpacak. İşte şu olacak bu olacak bilmem ne sürekli tedirginlik halinde oradan oraya koşan belli bir zaman gelecek belki de bu felaketlerin bu felaketleri düşünmekten başka bir şey yapamayacağız. Şimdi bir daha önceden Ekonomist Dergisi'nin 2018 yılı sonunda 2019 kapağı vardı. Şimdi bu Kapakla alakalı bu görmüş olduğunuz resimde bunun için gösteriyorum size onu söyleyeceğim. Şimdi bu fotoğrafa baktığınızda e, The World in 2019, 2019'da e, dünyada neler olacak anlamında yine böyle sembolik işaretler gördüğünüz gibi. Burada çok ilginç bir şey var. O ilginç şey Sol alt köşede işte tam şurada şu hayvanı görüyorsunuz. İyi bakın. Bu bir karınca yiyen. Yani pangolin. Ve bu pangolin niçin bu kadar önemli biliyor musunuz? Pangolin 2020'li yıl, 2020 yıl yani içinde bulunduğumuz yılın başında salgın hastalığa neden olan virüsü ilk yayan Hayvan olduğu söyleniyordu şimdi buraya bakıyorsunuz Burada e, Ne bileyim 10 tane 15 tane obje olsun bu objelerden Dünyada binlerce on binlerce yüz binlerce hayvan var Ekonomist dergisi Getirmiş Buraya Pangolin'in Resmini sol alt köşeye koymuş Şimdi bunun ne alakası var diyeceksiniz e Ben de söylüyorum zaten ne alakası var Bunu nereden biliyor Niçin bu hayvanı buraya koyuyor Bunu da ben anlamış değilim. Anlayan varsa yorumlara da yazarsa hep birlikte öğrenmiş oluruz. O yüzden gerçekten çok zor bir dönem geçiriyoruz. Ne olduğunu bilemediğimiz, anlayamadığımız gerçekten zor bir dönem. Gerçekten bütün dünyayı yöneten bir algı oluşturmaya çalışan bir topluluk var. Bu topluluk da bize bir algı oluşturuyor. Bizim bilmediğimiz. Bir şey olduğu kesin. Bunu öğrenebilecek miyiz? Bilemiyorum. Belki de e, öğrenemeden biz de bu algı operasyonu içerisinde yok olup gideceğiz. Evet arkadaşlar e, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bu arada videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.